değerli Boğaz TV izleyicileri, Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Boğaz TV ve Boğaz FM ortak yayınında Ana Haber Bülteni'ni izliyorsunuz ve efendim günün çetelesini tuttuk. Bakın ne haberler var. Efendim Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Turgay Şavir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin ile acı haberi vermek için şehidin Kayacık köyündeki baba ocağına gitti. Kaymakam Atik, şehidin ağabeyi Eyüp Duru'ya şehadet haberini verdi. Atik'in başımız sağ olsun dediği Duru ise vatan sağ olsun yanıtını verdi. Değerli izleyiciler, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen uzman Onbaşı Fatih Turun'un Çanakkale'deki evine de ateş düştü. Ezine'nin Kayacık köyünde oturan anne Azime Duru, Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesi'nde yaşayan büyük oğlu Muhsin'in çocuğuna baktığı için acı haberi gelen askeri yetkililerden burada öğrendi. Şehidin ağabeyinin evine dev Türk bayrağı asıldı. Çanakkale merkezde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, merkezdeki PKK ve terörü tepki yürüyüşü sırasında öğrendikleri Çanakkale'li şehit haberinin ardından soluğu şehidin ağabeyi Muhsin Duru'nun evinin önünde aldı. Kalabalık grup burada şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attıktan sonra saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı okundu. Bu sırada şehidin dışarıya çıkan yeğeni Ramazan Başcan Türk gözyaşlarına hakim olamadı. Üzülme anne, evlatlarım burada. Üzülme anne, evlatlarım burada. Çanakkale Merkezi, şehir merkezine İskele'ye Değerli izleyiciler, şehit haberini alan anne evin bahçesine çıkan Azime Duru'nun feryatları evin önünde bekleyen kalabalık grubun yüreklerini dağladı. Üzüntülü anne Azime Duru'yu kadın asubaylar sakinleştirmeye çalıştı. Ağlamaktan yorgun düşen anne bir süre fenalaştı. Kapının önünde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri üzüntülü anneye ilk müdahaleyi evin bahçesinde yaptıktan sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Çanakkale'de sosyal medya üzerinden örgütlenen kalabalık grup saat 19'dan itibaren İskele Meydanı'nda toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan 1000 kişilik grup burada şehitler ölmez, vatan bölünmez, her Türk asker doğar, vatan sana canım feda ve kahrolsun PKK sloganları attı. Susmayın artık, susmayın be! Vatan var artık! Hadi sana kadar!
Türk'üz demeye korkuyoruz. Çanakkale uyuma, şehidine sahip çık. Almanya, İzmir'e, yıldır alan yer. Vatan bizim, sayın çek. Vatan bizim, erkek, asker ol. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Askerimize karşı düzenlenen hain saldırılar, vatanı için şehit olmuş kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Yüreğimiz yandı. Vatanımıza, askerimize, bayrağımıza ve ulusal bütünlüğümüze sahip çıkmak için bugün buraya bir araya geldik. Bugüne kadar şehit olan asker, polis, doktor, öğretmen, işçi, tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hep mutlu Türk'üm diyelim. Vatan için her şey, vatan için duramaz bizleri. Avvalın işleri yıldıramaz bizleri. Memur Sen tarafından 81 ilde aynı anda teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik grup sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiler. Başta Dağlıca olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milletimizi derinden sarsan eli kanlı terör örgütünün saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi ise insanlıktır. Kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar ister PKK, ister IŞİD, isterse DHKPC'den gelsin. Teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimleri sonrasında oluşan siyasi belirsizliği, kirli emelleri ve alçakça planları için kullanılan terör örgütleri... 19 Eylül Gaziler Anma Komitesi İlçe Kaymakam Tahir Şahin Başkanlığı'nda Garnizon Komutanı Deniz Yarbay, Türker Altıngöz, Lapseki Belediye Başkan Vekili Mehmet Kehye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Avdan, İlçe Emniyet Müdürü Komando Yardım Ertuğrul Künç, İlçe Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Cihat Gündüz Kaymakamlık Makamı'na yapılan toplantıda Gaziler Günü töreni 19 Eylül Cumartesi günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Çelengi ve Gazilerin temsilcisi tarafından konacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmacı garnizon komutanlığı belirlenecek, rütbeli tarafından yapılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemini belirten şiir okunacaktır. Program sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce ilçemizdeki gaziler tespit edilecek ve bir plan dahilinde ziyaret edilecektir.
Evet, yine Lapseki'deyiz. Lapseki'de bahçesine dökmek için getirdiği topraktan biten karpuz emekli işçiyi sevindirdi. İlçede sahil kenarında oturan emekli işçi Sadi Gönül, evimin bahçesine toprak dökmek için bir kamyon toprak getirttim. Bir baktım birkaç gün sonra 3-4 kök karpuz bitti. İlk etapta şaşırdık çünkü kendi biten karpuz yapmaz derler. Biz de birkaç gün hiçbir şey yapmadık. Baktık ki karpuz fideleri büyümeye başlayınca biz de diplerine su döktük. Gün geçtikçe büyüyen karpuz fideleri karpuz dökmeye başladı dedi. Evet. Kamyona toprak döktürdük. Güzel toprak diye bir şeyler ekeriz diye. Birden karpuzlar çıktı ufak ufak. Suladık, gübre verdik biraz. 50 kadar karpuz oldu. Bu değil sene maşallah. Karpuza para vermedik. Yani siz bunları siz kendiniz ekmediniz yani? Yok, biz ekmedik. Kendiliğinden çıktı. Kendinden çıktı. Kendiliğinden bereket çıktı. Eviniz önünde geldi yani. Tam benim evin önünde. 500 kamyon toprak döküldü, benimkinin önünde çıktı. Başka yerde çıkmadı. Başka bir yerde çıkmadı iş yani. Çıkmadı. Yani bu sene karpuzları kendiniz ekmediğini söylüyorsunuz ama oldukça büyük duruyor karpuzlar. Bunlar en küçükleri. 7-8 süreye kadar olanlar vardı. Abi, en son kalan bunlar. O zaman baktıkça oluyor diyorsunuz yani. Baktıkça oluyor. Ekmediğiniz halde karpuzları bu sene bedavadan yediniz. Ekmediğiniz halde bedava karpuz yedik bu sene. Çanakkale Belediyesi A takım ve altyapı antrenörleriyle sözleşme imzaladı. Çanakkale Belediyespor A takım yardımcısı antrenörü Volkan Güç, altyapı antrenörleri Ceyhun Persek, Orkun Kaşıkçıoğlu, Gonca Öden, fizyoterapist Kemal Yaşar ve istatistikçi Akcan Ergüle ile sözleşme imzaladı. Belediyespor Bayan Voleybol takımımızın yardımcı hocaları yani staffla ve altyapı hocaları şehitlerimizin yani sayısının çok fazla olmasından dolayı gerçekten son derece üzüntülüyoruz. İnsan söyleyecek laf bulamıyor. Başta ülkemiz olmak üzere ailelerinin, yakınlarının başı sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah topraklarını sıkmasın diyoruz. İnşallah bu akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Dediğim gibi söyleyecek insan laf bulamıyor. Yani tüyleri diken diken oluyor. Ne diyeceğini bilemiyor çünkü sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor bir ölçüde. Biz de birazdan imza törenine geçeceğiz. Ama o aileler orada o sıkıntıları hep yaşayacaklar. İnşallah bir an önce bu olaylar sona erer. Ülkemiz tekrar barışa kavuşur diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Tekrar ülkemizin ve ailelerin başı sağ olsun diyoruz. Ki bu son şehitlerimizden bir tanesi de bizim Çanakkale'li olması bizleri ayrıca üzmüştür. Bütün şehitlerimizin acılı haberleri bizleri üzmekte ama bu daha da çok üzmüştür. Ve tekrar herkesin başı sağ olsun diyorum ve imza törenine geçiyorum. Çünkü yani çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Dediğim gibi herkes hepimiz çok üzüntülüyüz. Ama sonuçta hayat da yaşamda devam ediyor. Biz kendi... Değerli izleyiciler, şehidimizin cenazesi bu akşam 19.30'da havalimanına inecek. Yarın da öğle namazına mütakiben Ezine'de toprağa defnedilecek. Onun da haberini not düşmüş olalım. Böylelikle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.